Arkadaşlar, bu bölümde komutlarla ilgili daha önce anlattığımız bu kodları uygulayacağız. Yani nesneleri ve özelliklerini uygulamış olacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle Alt F11'e basalım ve makro ekranına geçeceğiz şimdi. Sol tarafta evet benim dosyamın ismi var. Bir başka dosyada açmadım arkadaşlar. Şurada sağ tıklayıp Insert Modül diyorum. Modül 1 adında bir modül açtı ve buna çift tıklayıp o modüle geçiyorum. Şimdi makromun adı sap makro alt çizgi 1 olsun. Makro isimleri yazarken hiçbir zaman sayıyla başlamıyoruz. Türkçe karakter kullanmıyoruz. İlk karakter her zaman bir harf olacak. İkinci, üçüncü karakter sayı olabilir. Fakat şöyle bir makro diye bir şey yazamazsınız. Bakın hemen hata veriyor arkadaşlar. Şimdi makromun ismi makro 1 arkadaşlar. Yapacaklarımız işte şurada bazı komutlar yapacağız. Sonra da bir uygulama yapacağız sayfa 2'de. Şimdi sayfa 1'deyken arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. İşte öncelikle cells.clear diyorum. Cells arkadaşlar bütün hücreleri kastediyordu. Yani cells arkasında parantez açıp 1,0 dese, 1,1 deseydim birinci satır birinci sütun anlamına gelecekti. Fakat sadece cells dediğim zaman bütün hücreleri kasteder. Clear komutu da her şeyi siler. Control Space'e basıp diğer clear seçeneklerine baktığınızda mesela içindeki her şeyi silmek istiyorsanız nokta clear demeniz yeterli. Komentleri, içeriğini, formatlarını, hyperlinkleri, işte notları vesaire silmek istiyorsanız şunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Clear deyip her şeyi sildireceğim. Format da dahil, formül de dahil, her şey dahil. Sonra arkadaşlar range A1 nokta select diyorum. Yani A1 hücresini seç demiş olacağım. Sonra diyeceğim ki selection nokta interior nokta color eşittir. VB red diyorum arkadaşlar. Kırmızı renkte olmasını istiyorum. Şimdi selection demek en son hangi hücreyi seçtiysem, bakın select yapmıştım A1 hücresini. Bunu seçtiğim için selection aslında otomatikman A1 hücresi oldu. Fakat ben bunu kullanma sebebim şu, işte o an hangisindeysen onu bunu uygula. Sonra da diyorum ki selection nokta value eşittir. Şu anda bu hücredesiniz yazıyorum buraya. Yani şu anda hangi hücredeysem oraya şu anda bu hücredesiniz yazıyor. Tabi bu şu anda yaptığımız uygulamalar işin alfabesini öğrenmek için yaptığımız uygulamalar arkadaşlar. Sonra gerçek hayattan uygulamalar yapacağız. Öncelikle bunları anlatma sebebimiz komutların yapısını anlamak arkadaşlar. Evet. Sonra da diyorum ki selection nokta offset. Offset komutu arkadaşlar. Mesela A1 hücresindeyken sen şöyle yazıyorum. 4 satır aşağısı virgül 5 sütun sağı demek. Evet, seçili hücrenin nokta offset dediğimde 4,5 önce satır sayısı sonra sütun sayısını yazıyorum. 4 satır aşağısı 5 sütun sağı demek. Nokta activate diyorum. Aktif hale getir. Tamam. Aslında orayı seçecek ve orada yazmaya devam edecek. Select ile Activate arasındaki farkı daha önce bahsetmiştim arkadaşlar. Select seçer, Activate o hücreyi aktif hale getirir. İkisi arasındaki fark şudur. Select ile birden fazla hücreyi seçebilirsiniz. Yani bir bölgeyi, bir alanı seçebilirsiniz. Fakat Activate tek hücreyi seçer ve orayı aktif hale getirir. Selection ile Activate arasındaki fark buydu arkadaşlar. Sonra Active cell de o an aktif olan hücre demek. Nokta value eşittir diyorum. Şu anda A1 hücresinin 4 satır aşağısı ve 5 sütun sağındasınız yazıyorum. Tamam. Şimdi zaten selection.offset yani 4 satır aşağı 5 sütun sağ olanı hücreyi aktif hale getirdik. Yani aktif hücre artık orası oldu. Evet, ona da şunu yazdık. Tamam. Daha sonra şöyle yapacağım. Range A1 nokta kopyalamak için nokta copy dememiz yeterlidir. Şu anda kopyaladı. Tamam. Sonra da range diyorum. Şöyle yapalım. A1 nokta offset 2,0. Bu ne demek? 2 satır aşağısı 0 sütun sağ. Yani direkt 2 satır aşağısı demek. Ne yapalım? Nokta path special diyelim.
Arkasında boşluk bırakırsam diğer seçenekleri de açar arkadaşlar. İşte value olarak mı yapıştırmak istiyorsan formüllerimi. Ben escape'e bastım. Sadece pass special dediğimde her şeyi yapıştırır. Tamam. Daha sonra şöyle yapalım. Range A3 nokta entire row, yani A3 hücresinin bulunduğu bütün satır anlamına geliyor. Nokta delete diyorum. Şimdi arkadaşlar nokta delete yani bütün satırı sildirim. Normalde eğer bakın şöyle yapmaya kalkışırsanız bu komut çalışmaz. Neden? A3 hücresini tek başına satır, silemez. Bir şey silmek istiyorsanız ya bütün satırını ya da bütün sütununu silmek zorunda olduğunuz için bunu demeniz hatalı olur. O yüzden entire row bütün satırını A3'ün içine bulunduğu bütün satırı sil. Bu komutları ezberleyin arkadaşlar. Burada bahsettiğim önceki konularda da bahsettim. Şu komuttan yeni bahsediyorum. Aynı işlemi şöyle de yapabilirsiniz. Rows 3 nokta delete dediğinizde de aslında bu bir zaten satır ifadesi olduğu için satır 3'ü sil demek. Ama range üzerinden giderseniz o zaman o hücrenin içinde bulunduğu bütün satırı sil demektir bu. Onu kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Yani şunu da yapabilirsiniz. Sonra mesela range A3 hücresinin bulunduğu entire column bütün sütunu sil de diyebilirsiniz. Bu da çalışır. Veya işte columns 3 columns 3 nokta delete demeniz de uygun olur. Fark etmez. Arkadaşlar hani şunun önüne tek tırnak koyayım da karışıklığa yol açmasın sonra. Şöyle diyelim. Cells aç parantez 3 virgül 5 dersem arkadaşlar 3. satır 5. hücre ile ilgili bir şey yapacağım demektir. Bu da aynı zamanda şu anlama gelir. Range E3 ile aynı anlama gelir tamamen. Bununla bu aynı. Ya da 5 yerine arkadaşlar çift tırnak içerisinde E yazarsa bu da aynı anlama gelir. Nokta cut diyorum. Mesela kesiyorum. Şunu da sileyim. 3. satırın E sütunu yani E3 hücresi demek bu. E3 hücresini kesiyorum. Tamam. Sonra da diyorum ki cells 1,1 yani A1 hücresini seç. Seçti. Tamam. Sonra aktif sheet nokta pass diyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu neden kullandım? Daha önce bundan bahsetmedim. Şöyle ki bir şeyi kopyalayıp yapıştırırsanız pass special demeniz yeterli. Mesela kopyaladınız bir yere yapıştırdınız. Fakat cut yaparsanız yani keserseniz herhangi bir yere direkt past special yapamazsınız, hata verir. Yani cut işlemlerini yapıştırmak istediğinizde bunu kullanamazsınız. Sadece şunu kullanabiliyorsunuz. Active sheet nokta past demeniz lazım. Yani kesilen şeyi yapıştır. Nereye yapıştır? Önce zaten şunu seçtiğim için seçilen yere yapıştırmış oldu arkadaşlar. Burada dikkatli olun hani başınıza gelirse. Sonra da diyorum ki range A1 hücresine nokta add comment. Bir tane comment ekle. Comment'imiz merhaba. Buraya bir mesaj yazdım şeklinde bir şey yazıyor. Yani A1 hücresine bir tane comment ekleyecek. Bir tane açıklama ekleyecek. Açıklama da işte şu olacak. Sonra da diyorum ki message box range A1 hücresinin comment'ini yani oraya yazdığım comment'in tekstini bana sun. Mesaj olarak ver. Tamam. Sonra şöyle diyelim. Range A1'e yazdığımız nokta comment vardı ya. İşte onu visible yap. Eşittir true. Visible yani görünür hale getir. Çünkü bazen komutları yani comment yazdığınız zaman bir açıklama yazdığınız zaman hücreye tamam yazarsınız. Sonra hücrenin üzerine tıklamadığınız veya mouse üzerinde tutmadığınız müddetçe o comment silinir, görünmez. Fakat ben bunu comment'ini sağ tıklayıp işte buradaki comment'i görünür hale getir dersem işte aynen şu işlemi yapmış olurum. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Rows 5. satır nokta şöyle diyelim. 5. satırın tamamının interior hücresinin rengi eşittir. Ne olsun? Bir green olsun. Tamam. Mesela rows 5 nokta hidden
Şöyle yapalım. True yapalım. Şimdi 5. satırın tüm hücrelerinin rengini yeşil yaptı. BB Green 3 iyi yapmışım. 5. satırı gizle diyorum. Nokta hidden eşittir true. Şimdi arkadaşlar mesela ben buraya range A5 yazsaydım nokta hidden eşittir true deseydim herhangi bir satırı veya sütunu tamamen gizleyebiliyoruz. Direkt bir hücreyi gizlememiz mümkün değil. Excel'de böyle bir şey mümkün değil zaten. O yüzden kod yazarken de buna dikkat edin. Ya satırı ya da sütunu tamamen gizleyebilirsiniz ama herhangi bir hücreyi direkt gizleyemezsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu yazdıklarımızı şöyle ekranımızı hafiften küçültüp şöyle hem kodları görelim hem de ne yaptığını görelim. Evet, şimdi bunu çalıştıracağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Daha önce belirttiğimiz gibi direkt çalıştır butonu veya F5'e basmak yerine F8'e basarak adım adım ilerleyeceğiz. F8'e basıyorum. Evet. Sap makro 1 diye bir makro tanımladım. Şimdi bütün hücreleri sileceksin dedim. Sildi. A1 hücresini seç dedim. Seçti zaten seçiliydi. Seçili hücrenin rengini kırmızı yap dedim. Yaptı. Seçili hücrenin değerini şu anda bu hücresini yazacak birazdan. Sarının üzerindeyken bir daha basarsam yaptı. Evet. Diyor ki seçili hücrenin 4 satır aşağı 5 sütun sağını seç. 4 satır aşağı ve 5 sütun sağını seçti. Orayı aktif hale getirdi. Aktif hücreye dedi ki şunu yaz. Yazdı. Sonra diyor ki A1 hücresini kopyala. Bakın. Kopyalarken ben şu hücrede olduğum halde A1 hücresini seçmediğim halde kopyaladı. Normalde siz herhangi bir işlem yapıyorsanız önce o hücreyi seçmeniz lazım, sonra sağ tıklayıp kopyalamanız lazım. Ama ben şu hücrede olduğum halde makro yazarken, yani makro ortamındayken seçmeden de orayı kopyalayabiliyorum. Veya mesela ilerleyen aşamalarda göreceksiniz. Mesela gitmediğim halde diyorum ki yani şu anda ben bu sayfadayım. Gidiyorum öteki Excel dosyasından herhangi bir yeri kopyalayıp getirip bunun içerisine farklı bir sayfaya yapıştırabiliyorum. Hiç oraya gitmeden. Makro onu yapar. Bakın ben şu hücrede olduğum halde şuna geçmediğim halde orayı kopyaladım. Sonra diyor ki A1 hücresinin 2 satır aşağı 0 sütun sağ, yani direkt 2 satır aşağısına bunu yapıştır. Yapıştırdı. Sonra diyor ki A3 hücresinin bütün sütununu sil. Pardon, satırını sil. Sildi. Yine diyorum 3. satırın tamamını sil. Sildi. A3 hücresinin evet tüm kolonunu sil. Yani A sütunun tamamını silecek. Sildi. Diyor ki 3. satır ve E sütunu. Yani E3 hücresini kes. Şu anda kesti. Birinci hücreyi seçti. Oraya yapıştır dedi. Yapıştırdı. Evet. Sonra A1 hücresine bir tane comment ekleyecek ve şu mesajı yazacak içine. Evet yazdı. Bakın üzerine gelin mouse'la. Şu anda bir dakika. Açıklamayı gizle göster dediğimde şu anda gösteriyor. Gizle diyelim. Evet. Şu anda gösteriyor. Yani aç dediğimde gösterecek. Sonra diyor ki oraya yazdığın o komentin mesaj olarak bana ver. Evet. Buraya bir mesaj yazdım diye bir mesaj geldi. Sonra o komenti görünür yap diyor. Yaptı. Sonra diyor ki 5. satırın rengini yeşil yap. Yaptı. 5. satırı gizle. Gizledi. Bitti. Şimdi tekrar çalıştırdığımızda arkadaşlar şu komutun ne anlama geldiğini, ilk yazdığımız komutların ne anlama geldiğini göreceksiniz. F5'i, F8'e basıyorum. Tüm hücreleri temizle diyor. Temizledi bakın. A, şu anda G6 hücresindeyim. Şöyle yapalım. A1'i seç. Şimdi bu hücredeyim. A1'i seç dediği için seçti. Rengini şöyle yap. Bakın F8'e basılı tutuyorum şu anda. Evet şu mesajı verdi vesaire. İkinci kere, üçüncü kere çalıştırdığımız için arkadaşlar gizli hücreler hep gizli kaldı. Onu da şöyle yapalım. Mesela en sonda da diyelim ki rows.hidden eşittir false diyelim gitsin. Bu ne demek? Bütün satırların gizlilik özelliğini false yap. Yani gizli şey bütün satırları görünür yap demek bu. Evet şu anda F5'e basıp çalıştırdım ve yaptı. Şimdi F8'e basıyorum adım adım.
Tüm hücreleri sildi. İşte A1 hücresini seçti. Oraya şunları yaptı vesaire. F8'de adım adım yapıyorum. Şu mesajı da verdi. Sonra geldi. Bunu yeşil yaptı. Gizledim. Sonra bütün satırları gizli veya açık fark etmez. Hepsini görünür hale getir dedim. Yaptı ve bitti. Ben buraya Rows 5 deseydim sadece 5. satırın gizliliğini kaldır. Yani aç anlamına gelirdi ama şunu yapmanızda herhangi bir beis yok. Bilgisayar da zorlamaz. Hepsini yeniden açar arkadaşlar. Evet. Şimdi komutlar bu şekilde kullanılıyor. Hücrelerle ilgili komutlar. Şimdi sayfa 2'ye bir geçelim arkadaşlar. Burada da diyor ki işte yandaki tablonun başlıklarını kalın yapın. İşte büyük harfe çeviriniz vesaire. İşte U case yapınız. Yani büyük harfe çevirip başlıkların altını çizin. Asım Dursun altındaki şeyi seçin. İşte onu en alttaki yere yapıştırın vesaire. Böyle bir ifade yazıyor. Şimdi buraya yeni bir makro oluşturalım arkadaşlar. Makromuzun adı sub makro alt çizgi 2. Tabii siz burada makro 1, makro 2 dememiz şu anda eğitim amaçlı kullandığımız için makro 1, makro 2 gibi ifadeler kullanıyoruz ama bunların isimlerini ileride daha anlaşılır isimler vereceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Öncelikle şurada görüyorsunuz bütün şeyler sıkışık görünüyor. Şöyle daraltılmış şekilde görünüyor. Öncelikle onu bir düzeltelim. Ben diyorum ki range A1 ile C1 arasının şöyle diyelim entire kolum tüm sütunlarını auto fit diyorum. Bu ne demek? Otomatikman onları genişletecek. Yani şöyle üstüne çift tıklamışsınız gibi genişletecek. Yani şöyle düşünün. A1 ile C1 arasının bütün sütunlarını seçip çift tıklamışsınız gibi genişletecek. Şimdi geriye alıyorum tekrar. Evet. AutoFit bu özelliği var arkadaşlar. AutoFit demek bu demek. Sonra diyorum ki şöyle yapalım. Sales 1,1 nokta value eşittir diyorum arkadaşlar. U case arkadaşlar bu fonksiyon büyük harfe çevirir bir yazıyı. Ben diyorum ki birinci satır birinci sütundaki hücrenin değeri eşittir diyorum. Büyük harfe çevrilmiş şekilde o hücrenin değeri. Yani birinci satır birinci sütundaki yeni değer eşittir diyorum. Oradaki değerin büyük harfe çevrilmiş halidir. O şekilde yerine koy. Yeni değer atı. Bu satırı tekrar kopyalıyorum. İki kere daha kopyalıyorum. Bu sefer de diyorum ki birinci satır ikinci sütundakinin değerini yine onun büyük harfe çevrilmiş hali. Sonra birinci satır üçüncü sütundakini de aynı şekilde yap diyorum. Bunun yerine şunu da yapabilirdim. Mesela şöyle yine yapıştırırdım. Ben buraya derdim ki range A1 nokta value eşittir derdim. İşte U case range A1 nokta value gibi 3 tane de yazabilirdim. Fark etmez. Ben sales yazmayı tercih ettim. Amacım çeşitliliği sağlamak, aklınızda kalmasını sağlamak. Tabii şunu da diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu 3 kere yazmak yerine ben niye A1 ile C1 arasının değeri eşittir U case range A1 C1 arasının değeri demedim? Böyle bir komut çalışmaz arkadaşlar. Şimdi 3 farklı hücre var. 3 farklı değer var burada. O yüzden şimdi sanki bunlar tek değer olsaydı tamam belki mantıklı bir hareket olurdu ama böyle bir komut çalışmaz. Tek tek yapmak zorundayız şunu. Ama 3'ün aynı anda rengini değiştireceksiniz. Tabii ki değişir. Fakat bunun değerini, 3'ünün de değerini, şunun büyük harfe çevirmiş şekli böyle bir komutu kabul etmez Excel. O yüzden bunu siliyorum arkadaşlar. Tabii U case yerine arkadaşlar L case kullansaydık küçük harfe çevirir. Bu da küçük harfe çevirir. Onu da not almış olayım şuraya. Küçük harfe çevirecektir bu. Tekrar devam ediyorum. Şöyle yapalım. Şimdi şu da var arkadaşlar. U case L case yerine mesela şunu kullanmış olsaydık application şöyle application.work sheet_functions.proper deyip işte herhangi bir şey yazmış olsaydım arkadaşlar yani mesela deseydim ki işte bunun değeri eşittir bunun proper yapılmış hali
demiş olsaydım arkadaşlar, bu tam olarak ne demek? Büyük harfe, küçük harfe çevir değil, ilk harfleri büyük yap. Yani kelimelerin ilk harflerini büyük yap, sonrakilerin küçük harfi yap gibi bir anlama gelmiş olurdu arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz ama ben bunu şimdilik tek tırnakla kapatıyorum önünü. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ne demiştik? Şunu yapacaktık. Burada sorumuzda bakıyorum. Asım Dursun. Yani şu satırdaki adamın ismini kopyala. En son satırın bir altına yapıştır. Sonra bir altına, bir altına devam et böyle. Bunun için şöyle yapacağız arkadaşlar. Öncelikle Asım Dursun kaçıncı satırdaydı arkadaşlar? 8. satırda. Range A8 ile C8 arasına nokta copy. Kopyala. Tamam. Sonra bunu son satıra yapıştır. Son satırı nasıl tespit ediyoruz arkadaşlar? İsterseniz şöyle bir değişken de tanımlayabiliriz ama öncelikle şöyle yapalım. Ben diyeceğim ki hani şöyle herhangi bir hücredeyken kontrol ile birlikte yön tuşlarına bastığınızda, yani kontrole basılırken aşağı oka basarsam en alta geçer. Bir daha basarsam Excel'in en altına geçer. Sağa basarsam en sağa, yukarı basarsam en yukarı, sola basarsam en sola vesaire. Bakın şöyle kontrol ile birlikte yön tuşlarına basıyorum ve tablonun uç noktalarına gidiyor. Şimdi ben şöyle yapacağım. En alt satırı bulmak için şöyle Excel'in en altına geleceğim. Buradan kontrol yukarı oka bastığımda ilk dolu olanı gelecek. Onda bir satır aşağısına geldiğimde evet ilk dolu olanın bir satır aşağısına gelip oraya yapıştırmasını isteyeceğim. Tamam. Bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Range diyeceğim. A 60 bin diyelim veya 100 bin veya neyse. Yani 60 bin satırı doldurma ihtimali pek yok. 60 bininci satırına nokta end diyorum. Nokta end parantezine XL up diyorum. Bu ne demek? 60 bininci hücreden yukarı doğru ilk dolu olan hücre. Tamam. Nokta offset diyorum. Bunun bir satır aşağı sıfır sütun sağına yapıştır gitsin. Evet. A60.000 hücresinden yukarı doğru ilk dolu olan hücrenin bir satır aşağısına yapıştır. Bakın ard arda bir sürü nokta 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 komut kullandık. Evet. Oraya yapıştıracaktır. Tamam. Şimdilik bunu bir çalıştıralım arkadaşlar. Sonra başka komutlarda uygularız. Şimdi F8'e basıp adım adım ilerleyelim. Şimdi makro ikindi adında bir makro tanımlıyorum. Şimdi diyor ki burayı autofit yap. Yapacak mı? Bir daha bastığımda yapacak. Gözünüz şurada olsun. F8'e bastığım anda evet genişletti. Otomatik genişletti. Diyor ki birinci yani şu A1 hücresini büyük harfe çevir. Çevirdi. Şunu da büyük harfe. Şunu da büyük harfe çevirdi. Tamam. Sonra dedi ki A8 ile C8 arasını kopyala. Kopyaladı. Geldi. A60.000'den yani en alttaki hücrenin bir altına yapıştıracak. Yapıştırdı. Kapattım. Tekrar çalıştırdım. Çalıştırıyor. Bir daha çalıştırıyorum veya F5'e bastım. F5'e bastım. Bakın bastıkça F5'e basılı tutuyorum. Aynı işlemi devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra şunu diyelim mesela. Şunu bir durduralım. Şöyle bir şey de diyebilirsiniz arkadaşlar. Dersiniz ki yine A60.000'den yukarı doğru git. İlk dolu olan hücrenin bir altına demeyeceğim. Direkt ilk dolu olan hücreyi sil diyeceğim. Ama direkt hepsini silmek değil de şöyle yapalım. Şimdi direkt bunu yazarsam arkadaşlar A hücresini siler. Yani şuradan gelir. Şu hücreyi buldu. Bu hücreyi siler ama karşısındakini silmez. O yüzden şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Yine yani ilk dolu olan entire row nokta delete dersen bütün satırını siler. Evet. Deneyelim. F8'e bastım. Geldi. Kopyaladı. En alta yapıştırdı. Şimdi diyor ki en alttaki ilk dolu olan hücreyi sil. Yani 53. satırı mantıken silmesi lazım. Sildi. Ve bitti. Evet. Bu şekilde arkadaşlar hücre nesnelerini bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu komutları ezberlemenizi istiyorum yine. Uygulama yaptıkça aklınızda kalacaktır. Sonraki aşamalarda arkadaşlar farklı farklı konulara da girmiş olacağız. Çeşitli uygulamalar yapacağız arkadaşlar.